Ee, şimdi genel bir eleştiri de e, Avrupa ile Türkiye'deki futbol makasının giderek açıldığı yönünde. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının performansları, milli takımımızın genel olarak performansına baktığın zaman deniliyor ki e, artık makas iyice açılıyor. Yani orada başka bir şey oynanıyor, burada başka bir şey oynanmaya başlıyor. Buradaki zaten iyi oyuncular yani Arda gibi böyle çok ekstra yetenekler işte Çağlarlar, Merihler bunlar zaten burada bu ligde durmuyorlar direkt o tarafa geçiyorlar. Burada çok büyük bir etken de finansal güç, yani Avrupa kulüplerinin elindeki çok büyük finansal güçler. Ee, ne diyorsun sen bu makasın açılma hikayesine, kulüp performanslarının, milli takım performansının finansal gerçekleri de bir yere koyarak? Yani Avrupa'daki takımların e, yakalamış oldukları Avrupa'daki başarılar, finansal güçleri, e, ülke kültürleri, spora bakışları bu tek başına futbol üzerinde değerlendirebilecek bir konu değil. Yani bu çok daha derinlemesine incelenmesi gereken. Hırvatistan 8 milyon, 7 milyon nüfus. En iyi basketçi, en iyi futbolcu, en iyi tenisçi, Sırplar aynı şekilde çıkarabiliyorsa e demek ki bu bir işin altında bir kültürü var. Yani onların yetiştirme üzerine bir felsefeleri var. Bizim oyuncu yetiştirme üzerine kulübü bir oyun üzerine felsefesi olması adına Herhangi bir yatırımımız var mı? Bence yok. yok. Bu ülkede eğitmenlerin ne yazık ki kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Altyapıda çalışan teknik adamların maaşları kendi ailelerini geçindirmeye yetmiyorsa o insandan ailesini geçindirmeye mecbur olan insandan, o sitesi yaşayan insandan bir oyuncu yetiştirmesini, geliştirmesini beklememeli. Bu kadar acımasız olmamalı memleketimiz. Yani ben Oyun felsefesi olmayan bir ülke Türkiye, oyuncu yetiştirmeyi bilmeyen bir ülke Türkiye. E ondan sonra bu makas açılacak zaten yani. E, mesela Ardalar falan Emreler nasıl çıkıyor oradan? Ya o, o, o kuşun taşa çarpması gibi bir şey yani. Hmm. Yani o, o o öyle oluyor yani. O yüzden az çıkıyor zaten. Şeyi de ona bağlıyorsun. İşte Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu tekrar etmedi. Milli takımın dünya üçüncülüğü tekrar etmedi. Yani oldu ama. Müferit dönemlerde olup tekrar etmeyen başarılar olarak E Şimdi bir İyi felsefe kuşaklar. olmazsa, yani herkesin geldiği, inşa ettiği bir düzen olursa, senin oyuna bakışında, e bunu baktığınızda dünyada yakalayan takımlar var. Var. Yakalamış takımlar var. Onlar da zaten her sene, e, git Sevilla'nın koridoruna, adam her sene Avrupa Kupası kazanarak devam etmiş. E, Barcelona her zaman bunun içinde olmuş. Real Madrid bu kültürün içinde olmuş. İşte Türkiye'de yani bunu belki Avrupa anlamında bir dönem Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe yaptı ama bunun sürekli olması için bu dediğim temelleri olması gerekiyor. Oyuncu yetiştiren, felsefesi olan oyuncular yetiştiren, e oyun felsefesi olmadan zaten onu yetiştiremezsin. Bir teknik adam geliyor bir şey oynatıyor. E sen kulübün, sen Barcelona'nın oyununun 20 senedir takip ediyorsun. Değiştiğini gördün mü abi? Değişmez ki. Oyuncu profili değişmez ki. Ona o başarı getirmiş, onun üstünde duruyor. Real Madrid'in yıldız oyuncudan başka, profillendirmediğini takımı gördün mü? O, o zaten ona başarı getirmiş onu o. Bazı takıma öyle işte. E, Manchester City dünyanın en teknik adamını getirmese Tabii. onun getirdiği felsefeyi o takıma işletmese altyapısına dağıtmasa bu şeyi getirebilir mi? Getiremez. Mümkün değil. Sabırlı olmadığın sürece hiçbir başarı gelmez. Biz de zaten bu felsefeleri inşa edebilecek ne düzen var ne buna inanabilecek ne yazık ki insan var. O yüzden biz yine kendi yağımızda olabildiğince arada iyi oyuncular çıkmasını, arada Avrupa'da başarıların gelmesini beklemekten başka çaresi olan bir ülke değiliz futbol anlamında.